Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte bölgenin ticaret hayatının canlanması için 1923 yılında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak üniversitenin yarattığı ekonomik ve geleneksel hayvancılık faaliyetlerine bağlı sanayilerin ortaya koyduğu katma değerle çalışan Kars ilimizin ekonomisi, her geçen gün yapılan yeni çalışmalarla gelişme göstermeye devam etmektedir. Bizler de Oda Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ötegen'i ziyaret ederek bölge ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Sevgili izleyenler, Kars turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bugünkü program konuğumuz Kars Ticaret Odası Başkanı Sayın Fahri Ötegen'le beraberiz. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bu göreve yaklaşık işte 4. yılıma girdik. Ticaretle uğraşmaktayım. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında inşaat ve turizm alanında faaliyet göstermekteyiz. Bu faaliyetler çerçevesinde ilimiz ekonomisine, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak adına, istihdam sağlamak adına devam ediyoruz. 4 yıldan bu tarafa neler değişti? Şimdi ilimiz, şöyle bir şey söyleyeyim, aşağı yukarı Kars ile 22 tane medeniyete ev sahipliği yapmış. Çok eski bir, gerek kültürel gerek turizm adına her zaman gelip gezilip görülmesi gereken bir yer olarak düşünüyoruz. Bu 4 il içerisinde derseniz ne yapıldı? Şimdi bizim ilimiz geçim kaynağı %70-80 hayvancılığa dayalı bir ekonomik birikim olan bir il. Bu hayvancılıkta işte bu son zamanlarda ithal etin, buradaki tarımsal ürünlerin hayvancılık ile ilgili sektördeki bayağı bir gerileme olduğunu düşünüyoruz. Gerileme olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet. Bu neden kaynaklandı Sayın Başkanım? Bizim burada ilimizin temel en büyük sorunu göç. Buradaki insanlarımızı göçe zorlayan bazı nedenler var. Bunların başında bölgedeki daralan istihdam, ticari istihdamın daralması, burada sanayi anlamında pek öyle bir gelişmişlik düzeyimiz yok bizim. Bizim tabii ki burada Doğu ile Batı arasındaki kalkınmışlık düzeyini ele aldığımız zaman çok büyük farklar var. Buradaki genç neslin iş bulamaması nedeniyle ortalama yılda %1,5 dolayında bir göç veriyoruz her yıl. İlimiz dediğim gibi temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Bunun yanında işte son zamanlarda ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak adına gerek hükümetimiz tarafından gerek ildeki yerel yöneticiler tarafından bir ekonomik atılım hamlesi düşünülüyor. Şu anda aşamada ona geçmek üzereyiz. İşsizlik de demin de söylediğim gibi gerek bizim buranın iklim koşullarının zor olması, daralan ticaret hacmi, hayvancılığın geriye gitmesi, tarımsal alana yeteri kadar önem verilmemesi göçümüzün temel kaynaklarından bir tanesidir. Başkan Fahri Ötegen, son yıllarda açıklanan cazibe merkezlerinden biri olan Kars ilinin bu teşviklerle birlikte önemli ekonomik gelişmeler göstereceğini dile getiriyor. Geçmişteki hükümetlerin de, şu andaki hükümetimizin de 29 ilde cazibe merkezi programı açıklanmasıyla birlikte bunun amacının bölgede istihdam, üretim, yatırım ve ihracata dönük bu programın ve bir de Doğu ile Batı iller arasındaki kalkınmışlık düzeyinin düşürülmesi amacıyla uygulanacak bir projedir bu. Bu projenin yatırımı açık bir alan dediniz. Bizim burada organize sanayi bölgemiz var. Organize sanayi bölgesinde aşağı yukarı 100 küsur işletmemiz var. Buradaki OSB içerisindeki ekonomiye katkı anlamında %70-80 oranında süt ve süt ürünleri. Yani buranın iklim koşulları, plato yapısı, buranın özelliği dolayısıyla hayvancılık burada ön planda geliyor. Bununla birlikte son zamanlarda da demin de söylediğimiz gibi yatırım anlamında il dışından ve ülkemiz dışından talepler almaktayız. Tabii bizim burası zor bir bölge. Evet. Bu zor bölge olduğu zaman ildeki yöneticilerin, STK'ların, yatırımcının bunların da işinin zor olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın. Ama bunun yanında yatırımcıya bölgenin ve devletin sağladığı çok avantajlar, önemli kolaylıklar, önemli avantajlar var. Bunlar mesela demin söylediğim gibi cazibe merkezi programında hükümetimizin uyguladığı istihdam, yatırım, ihracat ve yatırıma dönük bu çalışmaların son dönemlerde
Bu program çerçevesinde 250 milyon TL'ye yakın bir talep var. Bunu da tabii Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Bankası tarafından bunlar değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki aylarda bu yatırımcıların taleplerine karşılık verilecek. Kars ilimizde yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin bitimiyle de bölge ticaretine önemli katkılar sağlanacaktır. Bunu bir bütün olarak düşünmeliyiz. Şöyle bir bütün olarak düşünmeliyiz. Bu proje uluslararası bir proje. Burada zaten bu programın cazibe merkeziyle programıyla bunların hiçbirini birbirinden ayıramayız. Bunlar hepsi birbiriyle birlikte entegre edilmelidir. Öyle olursa ilimize, bölgeye ve ülkemize bu şekilde katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu Bakü-Tiflis Demiryolu uluslararası bir proje olan bu projenin ilimize katkıları ne olacak? Bu hatla birlikte ilimizde lojistik merkez üssünün temeli atıldı. Şu bölgenin lojistik anlamında çok kolaylığı var. Şöyle bir kolaylığı var. Doğu'nun en doğusundayız. Kafkasya'ya açılan ilk kapıyız. Bu avantajı biz bir şekilde ilimiz adına değerlendirdiğimiz zaman, ekonomik olarak değerlendirdiğimiz zaman lojistik merkezle birlikte düşünmeliyiz. Türkiye'nin en büyük et deposudur burası. Sadece bununla anılmamalıyız biz. Yani bu program çerçevesinde sanayi ürünleri gerek lojistik anlamda gerek üretim anlamında katkı bulunması zorunluyuz. Yani biz buna mecburuz, yapmaya mecburuz. Sayın Başkanım, özellikle ete, hayvancılık anlamında ön plana çıkıyoruz biz şehir olarak. Başka hangi sektörde biz ön plandayız? Kışırımız var, balımız var. Bunların tabii ben hayvancılık derken bunu bu süt ve süt ürünlerini biz bu programın şeyinde sayabiliriz. Bu doğru bir şey. Şimdi şöyle bir şey. Buradaki süt ve süt ürünlerinin bizim doğaya ihracı olacak bir şey değil. Niye? Çünkü bizim burada et fiyatları aşağı yukarı 35 lira 40 lira civarında bir et fiyatı var. Evet. Biz bunu eti ve bu hayvanın işte yan ürünleriyle birlikte işte derisini, şuyunu, ayakkabı sanayisini, şunları bunu biz bunun burada imalatını yapmalıyız. Evet. Ve bunu yaparken de biz ülke içine ihraç edebiliyoruz. Evet. İhracatımız Kafkasya'ya bu şekilde hayvan ürünleri şeklinde yapmıyor. Çünkü oradaki hayvancılık hayvan fiyatları, et fiyatları ve yan ürünleri, süt ve süt ürünleri fiyatları bizim buradan çok ucuz. Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Ermenistan'da, daha da o tarafa işte o tarafa gittiğimizde Kazakistan falan o tarafta biz bunları oraya ihraç edemeyiz. Niye edemeyiz? Dediğim gibi orada fiyatlar çok ucuz. Buradaki yüksek vergiler, pahalı yem, bir de ara sıra işte ilimizdeki ve ülkemizdeki bu kıtlık dediğimiz başımıza geldiği zaman hayvan fiyatları artıp gidiyor. Evet. Ya bununla birlikte de bizim o tarafa ihracatımız bu anlamda olamıyor. Başkanım, sohbetimiz çok güzel devam ediyor. Son olarak programımız aracılığıyla Karslı vatandaşlarımıza, gurbetteki, yurt dışındaki ve Aklas programı izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle ya, yani bu işi ticari olarak ve duygusal olarak da düşündüğümüz zaman biz çünkü Türkiye'deki bütün halklar gibi, bütün insanlar gibi biz farklı kültürleri yaşayan toplumuz biz. Evet. Aynı zamanda duygusalız, aynı zamanda girişimciyiz, aynı zamanda her şeyiz. Bir bütünüz biz. Bir Karslı olarak ben bunu şöyle düşündüğüm zaman il dışında yaşayan veya ülkemiz dışında yaşayan Karslılara buradan söyleyeceğimiz şöyle bir şey olabilir. Herkes ilimize sahip çıksınlar. Bu devletimizin, hükümetimizin çıkardığı bu programlardan gerek teşvik gerek hibe desteği programlarından yararlansınlar. Hem kendileri adına, hem ülkemiz adına, hem de ilimiz adına büyük katkıları ve büyük avantajları olduğunu düşünüyorum. Bundan faydalansınlar diye düşünüyorum. Bu anlamda da programımız aracılığıyla da yatırımcılarımıza seslenelim. Aynen. Gelsinler, yatırım yapsınlar, ilimize her türlü destek veriliyor. Aynen. Efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.